sevdim. Diyorum, seni de merak ediyorum. Herkese günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün günlerden pazar. Dünkü vlogu maalesef bir yarım bıraktım yine. Şimdi orkidelerime hemen, gerçi bu bayağı da sulu da ama olsun. Cumartesiden cumartesiye su veriyorum canlar. O yüzden şimdi bunların içine su dolduracağım. 10 dakika kadar bekleteceğim. Bir saniye şöyle sizi bir yakına alayım, yamacımı alayım. Bakın maşallah ya Resulallah. Ama bu çiçek hasta değildi. Öbürküler hep hastalıklıydı. Ama bakın bu da maşallah. Bunda da geliyor. Şimdi normalde cumartesiden cumartesiye yapıyorum. Ama dün unuttum. O yüzden şimdi hemen böyle bir 10 dakika suya koyacağım. Saksılarına. Ondan sonra bir daha yerlerine yerleştireceğiz. Diyorum ya maşallah diyeyim. Şu anda bu çiçeğim güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle 10 dakika bekletelim bakalım. Ondan sonra bir daha onları yerlerine alalım. Böyle yani canlar, biz uyandık sabahleyin. Sabahleyin babamın videosuyla uyandım. O videoyu sizlere şu anda göstermeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'ye gittiğimde ev turunu sizlerle beraber çekmek istiyorum. O yüzden şimdi babam zaten kısa çekmiş. Sadece odaları çekmiş. Türkiye'deki evimiz bitti çok şükür. Çok böyle ufak tefek eşyalar eksik. Yani hani elinize attığınızda buyum yokmuş. Mutfakta mesela bir şey yaptığınızda o şekilde eksikler var. Vallahi buradan tekrar hem annemin hem babamın eline sağlık, emeğine sağlık demek istiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Dün akşam hatta orada kaldılar. Annem temizliğini vesairesini hepsini bitirdi. Bu arada kolumdaki renk farkına bakar mısınız? Kameradan nasıl belli oluyor? Devamlı kısa kollu giydiğim için işe falan giderken renk farkı bayağı bir çıkmışım böyle konuşurken. Daha iyi anladım. O laftan o lafa atladım yine. Dediğim gibi akşam annem ve babam hatta orada kalmışlar. Evin komple temizliğini, yerleştirmesini vesaire bitirmişler. Zaten 2-3 aydır git gel, git gel. Bizim yüzümüze bayağı bir koşturdular yani. Komple bitti. Mert gelmeden bitireyim, kapatayım diyordu zaten. Çünkü haftaya nasipse ayın 3'ünde diye düşünüyorum, öyle dedi ama bilmiyorum, değişebilir, daha erken de çıkabilir. Mert inşallah çıkıyor yola. Sağ salim hepinize varmak nasip olsun. Mertler gittiği zaman da annem devamlı Bandırma'ya gidip gelemeyeceği için, yani gidip gelmek sorun değil ama evle uğraşamayacağı için her şey bitmiş. Hatta annem diyor ki eve, yani buraya geldiğiniz zaman direkt hiç bana gelmeyin. Evinize girin, duşunuzu alın, eşyalarınızı bırakın. Ondan sonra gelin diye. Allah nasip ederse inşallah bu sene öyle olacak. Vallahi ben çok heyecanlıyım. Allah bir elem keder, bir engel çıkarmazsa gidebilirsek inşallah hep birlikte ben de sizlerle evimi, ilk heyecanımı tabii ki de paylaşacağım. Bunun için dediğim gibi çok heyecanlıyım. Bu arada kollarımı gördükçe biraz sinir oluyorum ama neyse, böyle yani. Onun dışında şimdi bir şeyler hazırlamak istiyorum ama ne hazırlayacağım onu bilmiyorum. Şimdi ilk öncelikle şuraları bir toparlayalım. İşte bu arada aklıma gelmişken bir konuya da cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Migren damlasıyla ilgili toplulukta da paylaştım. YouTube toplulukta da paylaştım. YouTube'un topluluğu nerede diye soracak olanlar varsa, bilmeyenler varmış olabilir. Şimdi benim kanalıma komple giriyorsunuz. Yani hani ismimi basıp komple giriyorsunuz. Bu sefer kanalın üstünde işte videolar, topluluk hakkında vesaire yazıyor. Topluluk yerine bastığınız zaman orada bunu bulacaksınız. Şöyle tekrar göstereyim. Yani içinde olanlar bunlar. Yani altta yazanlar, ufak yazılı olanlar. Buradan göremeyeceksiniz tabii ki de ama yani başka türlü olmuyor. Dediğim gibi bunun bir ismi yok. Bu arada bulanık oldum.
Bunun bir ismi olmadığı için size maalesef isim veremiyorum. Bu bir karışım arkadaşlar. O yüzden de lütfen topluluğa bakın ya da Instagram'ınız varsa Instagram'da da highlight'lerde fixledim. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi başka türlü maalesef size bir isim ya da bir şey veremiyorum. Çünkü bir ismi yok. Bir karışım yani. Neyse canlar, ben şimdi hemen şuraları bir toparlayayım. Ondan sonrasında bakalım neler yapacağız bugün. Şimdi ben çocuklara şöyle patates ve fiş depiyen koydum. Bir de bunun altını çok açmadım herhalde. Şöyle karışık sebze. Evet arkadaşlar. Bundan sonra kısıtlamaya gidiyorum. Bugünkü yemek sadece bu. Bayağı birkaç saat sonra biz hiçbir şey yapmadık bugün. Gerçekten hiçbir şey yapmadık. Evet, Oğuzhan burada bütün camları açmış. Ondan sonra gece de diyecekler ki her yerde sivrisinek var. Ama sıcak. Sivrisinek var diyecekler sonra. Hava bugün gerçekten güzel ama esiyor en azından, öyle söyleyeyim size. Yani en azından esiyor. Rüzgar da var biraz. Böyle. Şimdi ben ne yapacağım canlar? Anne. Ne? Buraya da şemsiye almamış lazım. Biliyorsun. Taktıdır bir pervaneye. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki maalesef tırnak yiyorum. Tırnak takacağım. Tırnak takmaya karar verdim. Yarın bu arada PCR testi yaptırdık. Sonuçları da geldi. Negatif. Biliyor muyduk? Biliyorduk tabii ki. Aslında zaten artık yani o PCR testler falan çok çok gereksiz şeyler aslında ama gelin görün ki yine de gıcıklık yapacaklar ya bir yere giderken ya da şey yaparken, o yüzden istiyorlar. Şimdi tırnak takacağız. Tırnak takacağız. Şöyle beyazlarım var. Acaba bunu mu taksam? Bilemiyorum. Beyaz tırnak da bana hiç ama hiç yakışmıyor, biliyor musunuz? Ya da şunları takıp boyasam mı? Bilmiyorum. Bu arada burada da serumlarım var. Çok az kalmış. Bunlar saç serumları. Ben mi? Tabii. Bir şey yapmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben yok. İyi misin? Evet. Evet, bu arada böyle bir çanta yaptım ben bütün şeyler içinde. Burası sana göre değil ama. Ne? Yine sorunlardan almam lazım. Bir de Türkiye'den şu Flormar'ın bir tane beyaz rengi var. Bunu aldım ben ama hiç güzel değil. Flormar'dan almışım. Bunu da Red Velvet. Yani hiç hoşuma gitmedi bunun rengi. Bilmiyorum. Ondan sonra aslında şey alacaktım ben. Ama sonradan da vazgeçtim. Bakın burada. Mete ne yapıyorsun? Hangilerini taksam? Bunu mu taksam? Yani böyle alıyorum alıyorum. İyi oluyor, biliyor musunuz? Acaba şunları mı taksam ya? Hiç de yakışmıyor bana beyaz renk. Bilmiyorum. Aslında şey alsam bunları yapacağım. Bakın bunlar böyle gel ya da bir şey aldığınız zaman böyle kalıcı protez tırnak gibi oluyor. Onların içine yapıyorsunuz. Sonra üstünden yine şey yapıyorsunuz. Ve güzel oluyor. Bakın burada ne varmış? Jojoba öl. Yağ varmış tırnak bakımı için. Yani gerçekten çaba gösteriyorum tırnaklarımı yemeyeyim diye. Çok da güzel tırnaklar takılıyken uzuyor. Ama gelin görün ki tırnaklar çıktığı an maalesef ki yiyorum. Öyle de bir sıkıntı var. Şunun rengi çok güzel. Koyu bir bordo. Bunu süreyim varsa içinde daha. O yüzden şimdi o zaman şunu alalım. Şunu takalım. Bence. Bakayım. Aynen. Bunları takalım. Şimdi çoğunuz da merak ediyorsunuz. Nasıl yapıyorum? Nasıl takıyorum? Ve mesela bazılarınız diyorsunuz ki işte bunlar uzun durmuyor. Bir iki gün sonra çıkıyor vesaire diye. Eğer ki düzgünce takarsanız çıkmıyor canlar. Size şimdi şeyi nereye attım? Kız bu lazım. Düzgünce takarsanız, tırnaklarınızı düzgünce hazırlarsanız o zaman yani bazen bir ay kadar bile de gidiyor yani. Ben bu tırnakları neden seviyorum onu da hemen size söyleyeceğim. İlk önce şuradan
malzemelerimi alayım. Şöyle şunlara ihtiyacımız var. Ondan sonra şunu alayım. Tırnakları alayım, bir de şunu alayım. Yani şu anki durumu gördüğünüz gibi bu şekilde maalesef. Ve birazdan birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu var ya, şunun arkasıyla tırnak etlerimi geriye ittiriyorum. Ondan sonra da güzelce temizliyorum ilk önce şu şekilde. Tabii ki de dikkatli olun. Çünkü ben genelde kanatıyorum. Onu da söylemem lazım. Çok fazla derinleme giderseniz kanatıyorsunuz. Ben mesela çok kanatıyorum. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Şimdi ben sadece bir parmağı göstereceğim size. Ondan sonra hızlı çekimde sizlerle birlikte yaparız diye düşünüyorum. Ondan sonrasında böyle ilk önce ucunu şey yapıyorum. Daha sonra böyle bir törpünüz var ise arka tarafı ve ön tarafı, ön tarafı biraz daha fazla, arka tarafı biraz daha hafif çene. Onunla bu şekilde tırnağınızın üzerinden geçin ama hafifçe. Şimdi ben iki tane buraya şey yaptım. Bir tanesini de altına koydum. Aseton arkadaşlar, herhangi bir aseton alın. Daha sonra asetonla parmağınızın üstünde kalan hem yağ tabakalarını hem törpü yaptınız ya, o gitmesi gerekiyor. Ondan sonra şimdi dediğim gibi sadece size tek tırnağı göstereceğim için bu arada bunu kesmem lazım. Bu kapalı şu anda. Ben ilk önce tırnakları şu şekilde yapıyorum. Şunu da açayım. Evet arkadaşlar, şimdi şunları aldım geldim. Bir de şunlara bakacağım. Ve Primark'tan alıyorum ben bunları. Şimdi soracak olanlar vardır eminim ki. Ben Primark'tan alıyorum ve gerçekten çok memnunum. 1,5 euro yani. O yüzden öbür türlü protez tırnaklar benim tırnaklarım tutmuyor. Yani uzaması lazım ilk önce. Ben de uzatamıyorum. O yüzden gidip yaptırmıyorum. Böyle kendim yapıyorum. Şimdi bunun bir tanesi açık olması lazım. Açık olanı aldım yanıma. Evet bakın, bunu açmışım. Ve hepsinden tek tek böyle yapışkanı da çıkıyor. Şimdi şu beyazlardan bir bakayım. İkiyi bir bulayım. Şunlardan da hemen ayırayım. Şunları, onları çöpe atacağım. Şu bir. Şu bir. Evet bakın, şu iki mesela. Evet, şimdi bunu direkt yapıştıracağım. İlk önce şöyle kullanayım, ondan sonra da şeye döneriz. Nasıl olsa fark etmez. Şimdi yapışkanı alıyorum. Yani sizi böyle şeylerle biliyorsunuz, normalde sıkmıyorum ama çoğunuz yazıyorsunuz tırnaklarını nasıl yapıyorsun diyerekten yaptığım zaman. O yüzden dedim ki bu sefer videoya alayım. Şimdi bunu böylece üzerine yapıştırıyorum ve 1-2 saniye bu şekilde üzerine bastırıyorum. Yan taraftan tabii ki de şeyler çıkıyor arkadaşlar. Onları da hemen temizleyeceğiz. Şöyle şu şekilde dikkatli bir şekilde üzerine gelmesin. Çünkü bunların üzerine gelince çirkin bir görüntü oluşuyor. Onu da söyleyeyim. Ve bu kısa tırnaklar tam benim istediğim tırnak boyu oluyor. Yani ne çok uzun ne çok kalın. Hatta bunun üçünü bile takabilirdim. Çünkü biraz daha büyük geldi. Açayım. Tırnaklarımı yaptım. Şu anki hali. Oje falan sürmedim. Öbür tırnakları dediğim gibi yaptım. Bu arada kamera bir de odaklasaydı çok güzel olacaktı. Ama şöyle. Normalde bunlar French'di. Ama bunları da değiştirmişler. Bu şekilde şu tarafı da göstereyim. Bakın bu tırnağımı mesela fazla daldım. O yüzden biraz kanadı ama yarına geçer. Böyle tırnaklarımı bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten uzun tutuyor. Yani istediğiniz kadar, tabii ki de yani şimdi derinleme temizlik yaparsanız ve devamlı elleriniz suda, kovanın içinde vesaire olursa o zaman düşebilir. Ama normalde yani bu şekilde yaptığınız zaman düşmüyor kolay kolay.
Böyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bugün fazla bir şey çekmedim sanırım. Belki bu vlogu yarın daha devam ettirebilirim. Emin olmadığım için ben şimdi sizden burada veda edeyim. Belki yarın bu vlogda buradayım, tekrar görüşürüz ya da görüşmeyiz. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.